Emine Taşkın. Babanın adı? Hasan. Doğum yerin? Aydın'ın Pınarcık Köyü. Doğum tarihi? 1954'ün Nisan'ı. Suçluyu tanıyor musun? Tanımaz olur muyum hakim bey? Oğlum o benim. İşlediği suçu biliyorsun tabii. Biliyorum. Bu konuda bildiklerini, gördüklerini doğru olarak söyleyeceğine namusun üzerine yemin ediyor musun? Ederim. Peki öyleyse. Anlat bakalım. Sence bu olayın sebebi nedir? Ne biliyorsan anlat. Nasıl desem bilmem ki. Öyle çok şey biliyorum ki. Yıllarca içimde taşıdığım sır, utancımı, günahımı gizledim dünya alemde. Oğlumdan bile. Ama sonucun böyle olacağını bilseydim. Şimdi oğlumun yerinde ben olurdum. Ama takdiri ilahi. Kul alnına yazılı olanın dışına çıkamıyor. Oğlum suçsuzdur sayın hakim. O yıllar yılı çektiği acıların tek sebebi bildiği bir insanı karşısında görünce sanki nasıl desem bilmem ki benim anasının kendi çektiği ızdırabın hesabını sordu. Halil'im suçsuzdur. Onun bir suçu günahı yok. İnanın bana. Bütün suç bende ve onda. Evet, onda. Bir gün köyümüzün civarında yapılan baraj için işçi toplamaya gelen arabanın başında gördüm onu. O güne kadar gördüğüm erkeklerin en yakışıklısı, en iyiydi. Sanki rüyalarıma girdi. Masallardaki peri padişahının oğluydu o. Kaftanın arkasından çıkmış bana doğru geliyordu. Birden ıssız kaldı dünya. Sanki rüzgar bile esmiyordu koca köyde. Bir o vardı bir de ben. Ölüp ölesiye sevebileceğim, sevdası uğruna canımı verebileceğim bir yiğitti o. Benim günahımdı. Biraz su verirsen içerim. İşte çeşme, işte su. Sağ ol. Adın ne senin? Emine. Kara Mehmetlerden Emine derler ona. Baka kaldım ardınca. En kıymetli şeyimi alıp gitmişti sanki. Koşmak istedim ardından. Bir daha aklımdan çıkaramadım onu. Başka bir şey düşünmez oldum. Bir garip haldi bu. Her insanın başına gelmez garip bir hal. Kaderim beni kaçamayacağım, kurtulamayacağım bir kapana doğru yönlendiriyordu sanki. O bir avcıydı, ben bir ceylan. Ceylan avcıdan kaçar değil mi? Bense avcıya doğru koşuyordum delicesine. Benim de peşimden koşanlar var. Köyde Recep atlı, bıçkın bir delikanlı peşini bırakmazdı. Yalnız dolaşamaz olmuştum onun yüzünden. Her seferinde kurtulmanın bir çaresini bulurdum ama. Gün kaç defa doğdu, kaç defa battı kim bilir. Rüyalarımda kaç defa o gelip beni alıp bilmediğim diyarlara kaçırdı. Gönlümü alıp götürmüştü. Bilinmez dünyalara, yıldızların ötesine savurmuştu kaderim beni. Yer yuvarlağında bir tek o vardı benim için. Ondan gayrısı boşluktu. En umutsuz olduğum bir gün ansızın çıka geldi. Gönlümdeki boşluk dolu verdi. Sevgiyle taştı içim. Emine'ydi değil mi adın? Kara Mehmetlerden Emine. Senin için geldim. O günden beri aklımdan çıkmadım. Bakma öyle. Bakma, yalanım yok. Unutamadım seni. Güzel yüzün gözlerimin önünden hiç gitmedi. Hayalimdeki kadar güzel misin diye bir kere daha görmek istedim seni.
Siz şehirliler hep böyle güzel sözlerle mi kandırırsınız kızları? Hani televizyonda gördüğümüz gibi. Okumakla geçti benim ömrüm. Senin bildiğin gibi değil. Televizyonda gördüğün gibi değil benim yaşamım. İlk defa bir kıza gönlümü açıyorum ben. Bil bunu, güzelsin Emine. Gördüğüm en güzel kızsın sen. Bir kır çiçeği gibisin. Hislerim beni yanıltmıyorsa kaderimiz burada, Pınarcık'ta birbirine bağlandı. Ne sen benden ne ben senden vazgeçemeyiz artık. Kitapların yazmadığı bir sevgi bu, beni sana bağlayan. Kaderimizi bilmem ama gönlümün sahibi oydu gayrı. Ondan ayrılmamın mümkünü yoktu. O benim her şeyimdi. Efendim, erim, erkeğim. Sen bir şehirlisin. Okumuş muhasebeci olmuşsun. Koskoca bir inşaatın yöneticisi, müdürü olmuşsun. Ama bense... Sense dünyanın en güzel, en iyi yürekli, en sevgi dolu insansın. Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Anam da bir köylü kızıymış. Babamı bir ömür boyu mutlu etti. Beni o büyüttü. Ben de sağlıklı, güçlü çocuklar yetiştirecek bir ana istiyorum. Ben seni istiyorum Emine. Seni istiyorum. Yalnız seni. Seni seviyorum ve seni istiyorum. Sanki dünya dönüyordu başımın üstünde. Böylesi sevda görünmemiştir hiç. Kınalı avuçlarımı severdi hep. Öperdi ayrılırken. Beni alıp götürecekti. Karısı, çocuklarının anası olacaktım. En son gün yine beraberdik. Şirket bir iş için kısa bir süre yurt dışına gönderiyor beni. Ne dediysem anlatamadım. Bir bakıma da böylesi bizim için daha hayırlı. Gelir gelmez seni istetip düğün yapacağım. Çok paramız olacak dönünce. Göreceksin. Seni çok mutlu edeceğim. Arabasına binip gitti. Kısa bir süre sonra gelecekti. Ben orada öylece kala kaldım. Boynu bükük. Yapayalnız. Gidiş o gidiş. Bir daha gelmedi. Bir süre kötüye yormadım. Umutsuzluğa düşmedim hiç. Helal süt emmiş, okumuş, koskocaman müdür dedim. Yabanın fakir kızını eli böğründe koymaz. Günün birinde gelir dedim. Koskoca köye rezil etmez, perişan edip bırakmaz, gelir, gelecektir dedim. İnandım ona. Günler boyu, geceler boyu bekledim. Beni böylesine çaresiz komaz. Ele güne rezil edip bırakmaz dedim. Yolunu bekledim umutla. Ama bütün umutlarım boş çıktı. Gelmedi. Bir daha gelmedi. Ne kendi geldi, ne haberi. Artık benim için yaşamak haramdı. Tek bir kurtuluş, tek bir çare vardı benim için. Canıma kıymak, ölmek, günahımla birlikte yok olmak. Anne! Ama yapamadım oğlum, bir türlü yapamadım. Çünkü bir gün içimde bir canlının yaşadığını fark ettim. Sendin o oğlum, sendin, sana kıyamadım. Anne! Duruşma anında şahitlerin sanığa hitap etmeleri yasaktır. Peki hakim bey. Devam edin. Yıllardır peşimde koşan hocaların Recep bir gün kapıya dayandı. Aç kız kapıyı. Ne istiyorsun? Seni. Girme içeri, gören olur. Varsın, kim isterse görsün. Adın çıkar diye mi korkuyorsun? Çıkmış çıkacağı kadar nasıl olsa. Deme böyle kulun kurbanın olayım, deme böyle. Öyleyse niye oynasın elin adamıyla? Koskoca şehirli müdür. Senin gibi cahil bir köylü kıza acır mı hiç?
Kendini rezil ettin el aleme. Kaderimmiş bu benim. Elden ne gelir? Kaderimmiş bu benim. Elden ne gelirmiş? Senin kaderin benim ben. Artık istesen de istemesen de bana varacaksın. Karım olacaksın benim. Anlaşıldı mı? Karım! Yok, hayır. Buna asla razı olamam. Bak Emine. Deli Recep derler bana. Aklıma koyduğum bir şeyi eninde sonunda yaparım ben. Bir cahillik ettin. Adını kötüye çıkarttın. Bundan böyle kimse almaz seni. Herkesin kahpesi olur çıkarsın. Ama ben razıyım. Ne ettinse kabulüm. Olanı biteni unutur. Laf diye ağzıma almam bir daha. Gönlünün rızasıyla var bana. Alır bu köyden giderim seni. Uzaklara götürürüm. Uzak bir köye. Hoş tutarım. Yok dersen, olmaz dersen sonunu sen düşün. Elin aptalı ben değilim. Karım olmazsan kahpem olursun. İyice düşün, kararını ver. Bu benim cezamdı. Mahkemenin, hakimin vermediği ama insanlığın verdiği ceza. Recep beni 3 gün ötede bir köye götürdü. Hemencecikte nikah kıydı bana. Namusumu kazanmıştım ama sonrası. Sonunda bir gece Halil doğdu. En büyük kıyamette işte o gece koptu. Sonunda piçini doğurdun işte. Pis kahpe. Ulan siz de hadi gidin buradan hadi. Onu büyütmek de bana düşecekti değil mi? Piçine de sana da. Seni sevmenin mükafatı piçinin babası olmakmış meğer. Aylar, yıllar geçiyordu. Halil'im büyümüştü. Bir cehennemde büyüyordu biçare. Kapkara, zalim bir dünyada boyatıyordu. Adı kahpenin oğluna çıkmıştı. Yavrumun ne sokakta ne de evde huzuru vardı. Onu seven, koruyan bir tek ben vardım. Onun için kıyamadım ya canıma. Gözlerine bakıp durdum. Türlü türlü hayal kurdum. Şimdi meyhanelere gidiyorum. Kim bu çocuk? Bizim köyden Emine'nin oğlu. Ben baki. Şimdi meyhanelere yürüdüm. Dolduruver içeyim saki. Ne sen saki ne ben baki. Geceleri hayal kurdum. Kızı çok güzeldi. Biraz çalışırsa kırar geçirir dünyayı. Tam sana göre desene Hamdi Baba. Kumpanya'da böyle bir ses olsa gittiğin her kasabada tıklım tıklım doldururdun salonları. Dediğin gibi mi? Vakit geç oldu. Ancak yetişiriz kasabaya. Hadi gidelim mi? Bu akşam kasabadaki son günümüz. Yarın buraya beni gene getirirsiniz tamam mı? Olur Hamdi Baba. Doldurver içeyim saki. Ne sen saki ne ben baki. Dün akşam kasabadaki konsere gittiniz mi? Hamdi Baba'nın kumpanyası başka canım. Nerede buluyor o şarkıcıları, o komikleri? İşi bu. Yılların Hamdi Babası. Bugün köyümüze gelecek. Dün avlanırken Recep'in Halil'in türküsünü dinlemiş. Ben de oradaydım. Öncülük yapıyordum onlara. Pek sevdi sesini. Bu ses bende olsaydı dedi. Senin haylaza bir sahip çıkmış galiba. Ne sahibi? Hamdi Baba diye bir konserci var. Her yıl birkaç defa kasabaya gelir. İşte o. Dün seninkini türkü çağırırken dinlemiş. Kahvede köylüler konuşurken duydum. Bugün gene gelecekmiş seninkini dinlemeye. Ne olacak yani? Ne olacak var mı lan? Veririz yanına birkaç kuruş da alırız. Hayır olmaz. Vermem oğlumu kimselere vermem. Sen mi karar vereceksin yoksa ben mi? Bu evin reisi erkeği kim? Ben ne dersem o olur. Anladın mı? Ben ne dersem o olur.
ağlama. Kes ağlama. Bu hayvandan değil. Asıl o babam olacak, caniden intikam alacağım. Bizi bu hallere düşüren o vicdansız adam bir gün karşıma çıkacak elbette. İşte o günü bekliyorum. Gözümü kırpmadan vuracağım. Bize çektirdiği bu azabın, cehennem işkencesinin hesabını kanıyla ödeteceğim ona. Ne biçim konuşma bu oğlum? Ben seni katil olasın diye mi yetiştiriyorum? Bizim kaderimiz buymuş. Alnımıza bu yazılmış. Elden ne gelir? Bak, babalığın Recep'in söylediklerini duyduk. Kasabadan biri senin sesini beğenmiş. Belki bir çare olur derdimize. Ben de biliyorum. Hamza emmiyle haber yollamış. Kasabadan gelip kahvede beni dinleyecekmiş. Git oğlum, git. Dinlesin seni. Aferin, iyi söyledin. Yalnız öğreneceğin çok şey var. Söyledikleri gibi ender bulunur bir ses. 4 gün sonra kasabada işimiz bitiyor. Fırsat olursa gelir senle ilgilenirim. Sağ ol Hamdi Baba. Bana da bu iyiliği yaparsan ölene dek kulun kurbanın olur. Böyle diyoruz ama bakalım önümüzdeki günler ne gösterir. İnsanın her istediği olmuyor ki, kısmet. İşler istediğimiz gibi giderse gelirim inşallah. Ben de ahir ömrümde faydalı bir iş yapmış olurum. Hadi şimdilik eyvallah. Geleceksin değil mi Hamdi Baba? Kim bilir evlat, kim bilir. Halil'in bir umudu vardı artık bu acımasız dünyada. Hamdi Baba'yı beklemek yaşamak direnci veriyordu biricik bahtsız oğluma. Senin Allah belanı versin. Bu piçe bir lokma bile haram. Ziyankar köpek. Kalk lan kalk. Kalk. Bundan sonra kapı kenarında yemek ver buna. Oturmasın bir daha sofraya. Yürü lan hadi git buradan. Allah tependen baksın senin. Pis hayvan herif. Böyle büyüdü Halil. Büyüdükçe insanlardan daha da uzaklaştı. Herkesten nefret eder oldu. Büyüdükçe dövülmemek için çevik olmayı, güçlü olmayı, gizlenmeyi, hızlı koşmayı, çabuk karar vermeyi öğrendi. Gün ışımadan evden çıkar, ormana gider, hava karardıktan sonra gelirdi eve. Düşmanla çevrili dünyasından bir kaçıştı bu onun için. Günler Halil'in Hamdi Baba'nın yolunu gözlemesiyle geçti.
Senin şu piçin nerede? Hala dönmedi mi? Neredeyse gelir. Ne çalışır, ne ev işlerine yardımcı olur. Bıktı mı serseriyi beslemekten be? Okuldan da kovdular. Bir hayta yetişiyor başıma. Onun suçu değil ki bütün bunlar. Alnına, alnımıza yazılmış bir kere. Yazılan bozulmaz ki. Kes sesini lan laf ebesi. Allah kahretsin seni be. Bugünden sonra başıboş gezmek yok. Çalışacak. Nerede ne iş bulursa yapacak. Yoksa bu evde ekmek yok ona. Kalk ulan kalk. Ben sana demedim mi lan burada? Ulan burada saz çalıp vakit mi getiriyorsun lan sen? He? Sonra çalışacaksın demedim mi ben? He? He? Ulan delirttim mi lan seni? Laftan anlamayacak mısın sen ha? İt herif! Eşşi ol eşek! Git ulan buradan! Defol! Senin defol ulan buradan! Çabuk ulan! Daha çabuk! Ulan bundan sonra böyle ulan bundan sonra. Bundan sonra öyle sersem sebelek dolaşmak yok. Çalışacaksın ha. Adam gibi çalışacaksın. Sen bunu sevmeyeceksin ha. Esin. Hemen erisin. Ali! Oğlum ne yaptı sana? Ne yaptı? Çok acıyor mu? Yaralarım değil ana. Yüreğim acıyor. Asıl suç Recep'te değil. Babam olacak. Beni dünyaya getiren o alçaktı. Ondan intikam almadıkça bu acı dinmeyecek. Dinmeyecek. Recep Halil'i ayağından ağaca asmış. Saatlerce öyle kalmış. Ya bu kadarı da fazla. Çocuğun günahı ne? İyi etmiş. Kim bilir ne yapmıştır Recep'e elin piçi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsan bu yahu. Canım bu kadar eziyet hayvana bile yapılmaz. Bize ne canım? Biz muhtar mıyız, jandarma mı? Haklısın. En iyisi biz işimize bakalım. Hadi düdüş atalım. Hadi atalım. Çaresiz kaldım Hamdi baba. Bu böyle devam ederse öldürecek Halil'im. Ben bunca yıldır bir çare bulamadım. Kaç kere kaçmayı, yavrumu alıp yaban ellere kaçmayı düşündüm. Ama yapamadım. Bu dünyada içimi açıp yardım dileyecek bir sen varsın. Halil'ime yardım elini uzat, kurtar onu. Dur kızım, dur. Her derdin bir çaresi vardır. Eğer gönlün dayanırsa Halil'imizi kurtarmanın bir yolunu buluruz elbette. O emniyette sağlıklı olsun, ben her şeye razıyım. Tek o mutlu olsun, yeter bana. Öyleyse sen işi bana bırak. Ben sırf bu iş için buraya geldim. Allah senden razı olsun. Dur kızım dur, acele etme. Daha işin başındayız. Nereden çıktı şimdi bu be? Bak çocuk sana yük oluyor. Hepimiz görüyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, söyleyin. Haklısın evet, Hamdi baba. Haklısın. Hamdi baba. Bir gün elinden kaza çıkacak. Sonra pişman olacaksın. Bak ben kasaba kasaba dolaşan bir konserciyim. Onu benim yanıma verirsen hem sen rahat edersin hem ben ahir ömrümde bir toruna kavuşur yalnızlıktan kurtulurum. He? Olur mu be hiç? Bunca yıl yedir, doyur, giydir, tam işe yarayacak, iş görecek yaşa gelsin. Tam istifade edeceksin, ver gitsin. Yo, buna enayilik denir. Öyle değil mi arkadaşlar? He öyle değil evet, mi? Evet abi. Haklı konuşuyor. Çok Recep. Haklısın haklı. Abi çok. Ya haklısın. Bırakın. Bak karşılıksız almak vermek Allah'a mahsustur. Bunu bilir de öyle isteriz. Eğer Halil'i bize ver diyorsak karşılığını da vereceğiz demektir. Bak ihtiyarlığım için sakladığım birkaç kuruşum var. Hastalığım için sakladığım. Halil için 50 altına ne dersin? 50 altın, 70'le çarp 3,5 milyon eder yahu. Bir traktör parası. Kullanılmış bir traktör. Siz hesabı benden önce yapmışsınız be. Allah Allah. Yeter mi oğlum? Hediyecek misin? Yok, olmaz. Bunca yılın hesabını yapın göreceksiniz. Ben ona çok para harcadım. Bu işin hesabı olur mu? Olmaz. Neden olmasın Recep? Recep haklı.
Bak sen parayı seversin Recep. 20 altın daha vereceğim. Bak bu son. Bu parayla yandaki tarlayı alırsın. Bir de kamyonet. Halil'i verecek misin? Verdim gitti be. Geldi yaşa. Hani altınlar? Ha, altınları ha. Görelim bakalım. Dur bakayım. Bak bakayım. Siz de şahit olun bu alışverişe. Şahidim, şahidim. Tamam, tamam. Hadi bakayım, hadi. Bak eğer çocuk istemezse karışmam. Bu alışveriş bitmiştir. Sonra çocuk gitmem olmaz derse bir kuruşunu geri vermem, ha anladın mı? Canım. Siz de şahitsiniz tamam mı? Tamam, şahidiz abi. Hadi kalk gidelim eve, yürü. Ne o lan? Kuşlar mı haber verdi? Ne bu hazırlık? Ah ulan anlamalıydım. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Kah be karı, sen gittin Hamdi ile anlaştın öyle değil mi? Söyle, kaç para verdi sana? Söyle ulan, söyle! Dur, dur diyorum sana. Gider ayak bu evde göreceğim manzara bu olmasın. Zaten aklım geride kalacak. Bırak, bırak da hafızamdaki en son resim bu olmasın. Sana kinim daha da artmasın. Ulan şuna bak. Bu roman laflarını kim öğretti ulan sana? Şimdi beni iyi dinle ukala. İyi düşün. Bu evden, bu kapıdan dışarı çıktığın zaman bir daha dönmek yok. Ölünceye kadar bir daha göremezsin ananı. Bunu iyi bil. Ona göre davran. Gidelim Hamdi baba. Halil. Bunları unuttun yavrum. Senden gayrı buradaki her şeyi unutmak istiyorum anne. Kendine iyi bak. Sen de anacığım. Önce Allah'a sonra sana emanet oldum. Meraklanma sen. Oğlum. Halil. Halil. Hadi gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. 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 Senin Halil bayağı meşhur oldu Recep. Pazarcık'ta onu dinleyenler var. Bülbül gibi şakıyor diyorlar. Köyümüzden de meşhur biri çıktı desene abi. Altın yumurtlayan tavuğu elinden kaçırdım be Recep. Onun yumurtalarını ben peşinen topladım oğlum. Hem tavuğun tapusu bende. Hamdi babaya verdiysek temelli vermedik ya. Oğlan gene benim nüfusumda. Ne zaman istersem geri alırım. Hamdi baba da enayiydi değil mi? İşi yoktu Halil'i sana geri verecek. Lan hep senin yüzünden. Bak
Oğlan kasaba kasaba dolaşıp şarkı söylüyormuş. Yapma. Dünyanın parasını kazanıyormuş. Köyün orta yerinde enayi dediler bana. Dur, hep burada. Senin yüzünden ulan. Hep senin yüzünden. Durmayacağım kahpe karı. Öldüreceğim seni dayaktan. Ben dayak yiyordum ama evladım kurtulmuştu hakim bey. Ondan iyi haberler geldikçe benim karanlık dünyam aydınlanıyor. Çektiklerimi unutuyordum. Yaşama tahammülüm artıyordu. Artık Recep'in gaddarlığını umursamıyordum. Oğlumun hayatı kurtulmuştu ya, bana yetiyordu. Halil'in önünde yepyeni bir yaşam vardı. Mutluluk, başarı, zenginlik onun olmalıydı. Bunları düşündükçe rahatlıyor, bütün acılarımı unutuyordum. Oğlum yeni bir hayata başlamıştı artık. İşte beklediğimiz gün geldi. Beklediğimiz haber. Gözün aydın Hamdi baba. Ne o? Sen sevinmedin mi yoksa? Neden sevinmeyeyim? Annem köyde eziyet çekerken ben neden sevinmeyeyim? Hamdi baba, sevinmemek hiç olur mu? Elbette sevinirim. Ah çocuk. Biliyorum, aklın fikrin hep annen Emine'de. Haklısın ama elden ne gelir? Onu orada kurtarmak için güçlü olmak lazım. Bugünkü dünyada güç akılda fikirde değil, parada. Anladın mı? Parada. İşte bu mektup bize paranın yolunu açıyor. Anadolu yollarında sürünmeyeceğiz artık. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a. Para kazanacağız. Zengin olacağız. Zengin olmayı, para kazanmayı kendim için istemiyorum. Sevdiklerim mutsuz olunca ben sevinemiyorum. Anam orada işkence altındayken ben uyuyamıyorum. Seni çok iyi anlıyorum yavrum. Bu duyguların sahibi olmadan bu kadar güzel şarkı söylemek imkansız. Seni büyük yapan bu işte. Hadi hazırlan. İstanbul'a gidiyoruz. Bizi bekliyorlar. Bak göreceksin her şey nasıl hemen değişecek. Sen de şaşacaksın. Tamam mı? Her zaman seni dinledim. Her zaman da dinleyeceğim. Sen benim hocam, dedem, her şeyimsin. Yavrum. Aferin, bravo. Hakkın varmış Hamdi. Tam senin anlattığın gibi. Bu çocukta gelecek var. Birçok türkücünün pabucunu dama atar bu delikanlı. Sayende Cemal. Senin yardımlarına ihtiyacımız var. Anlıyorum. Sizi bir süre yalnız bırakmayacağım. Bir ihtiyarla bir çocuk için değil bu koca şehir. Hele başınızda kadın olmasa hiç yapamazsınız. Otel köşelerinde olmaz bu iş. Çok çalışmak lazım. Daha çok öğreneceği şey var. Öyle değil mi evlat? Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Bir çözüm yolu bulana kadar bizde kalırsınız. Ev büyük, çocuğumuz da yok. Benim hanım Halil'in kılık kıyafetiyle meşgul olur. Sen de müzik çalışmalarını yönetirsin. Olur. El birliğiyle ortaya çıkarırız bu çocuğu. Size nasıl teşekkür etsem bilmem. Kolayı var evlat. Bu gazinoyu doldur yeter. Öyle değil mi Hamdi? Hey koca kurdu, sen işini bilirsin. Hadi bakalım iş başına. Ne demişler, durma düşersin. Hadi bakalım. Uy, ay, benim. İşte karıcığım, sana bahsettiğim kabiliyetli küçük Halil. Onu el birliğiyle sahneye hazırlayacağız. Hoş geldin evladım. Bana yapacağınız yardımlara şimdiden teşekkür ederim. Sizi utandırmayacağıma söz veririm. Aferin sana.
Ne güzel de konuşuyor Hamdi Bey. Bir köylü çocuğu demeye bin şahit ister. Uzun zamandır beraberiz. Siz de göreceksiniz, öğrenmeye çok kabiliyeti var. Kısa zamanda öğrenecektir. Cemal, Halil'i çok sevdi. Ona annelik yapmak sevindirecek beni. Bana anne der misin Halil? Annemi, sakın beni yanlış anlamayın ne olur. Benim en acılı yanıma dokundunuz. Ben annemden başka hiç kimseye anne diyemem. Size daha her şeyi anlatamadık. Halil'in köyde bırakmaya mecbur olduğu bir annesi var. Hiç aklından çıkaramaz onu. Affet beni evladım. Sen bana anne demesen de ben sana şimdilik annelik yapacağım. İzin verirsen tabii. En kısa zamanda köye gider, anneni alır buraya getiririz. Oldu mu Halil? Sizlere nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Siz bugüne kadar rastladığım en iyi insansınız. Öyle değil mi Hamdi baba? Ne isterseniz yapacağım. Sözünüzden çıkmayacağım. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin yavrum. Gülmeyeceksin yüzüm, gülmeyecek iki gözüm. Gülmeyeceksin yüzüm, gülmeyecek iki gözüm. Her gün zulüm, her gün hüzün. Kurtar yara, kurtar yara. Kurtar yara, kurtar. Al bakalım. Bak Ali, yarın provalar başlıyor. Çok dikkatli olman, çok çalışman gerek. Siz hiç merak etmeyin. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ben eskiden ses sanatkarıydım. Sahne heyecanının, seyirci korkusunun ne olduğunu bilirim. Sahi, siz de şarkı söyler miydiniz? Söylerdim ya. Sesinizi dinlemek bana güç verecek. Öyleyse dinle bakalım. Senden gelen bunca dertler bitecek mi bilmiyorum. Kaderime boyun eğdim. Gülmüyorum, gülmüyorum. Senden gelen bunca dertler bitecek mi bilmiyorum. Kaderime boyun eğdim. Gülmüyorum, gülmüyorum. Neden yaraladın beni? Gece gündüz içim yanar. Pişman olacaksın bir gün. Gün doğmadan neler doğar. Neden yaraladın beni? Gece gündüz içim yanar. Pişman olacaksın bir gün. Gün doğmadan neler doğar. Her acıyı senden aldım. Sen gidince yalnız kaldım. Ne derdim vardı ne gamım. Bütün derdi senden aldım. Her acıyı senden aldım. Sen gidince yalnız kaldım. Ne derdim vardı ne gamım. Bütün derdi
senden anladım. Neden yaraladın beni? Gece gündüz içim yanar. Pişman olacaksın bir gün. Günü doğmadan neler doğar. Neden yaraladın beni? Gece gündüz içim yanar. Pişman olacaksın bir gün. Gün doğmadan neler doğar. Gün doğmadan neler doğar. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel sesiniz var. Şimdi sıra sende. İşte beklediğimiz gün geldi Halil. Yarın akşam gazinoda işe başlıyorsun. Sizi utandırmayacağım. Hiçbirinizi. Bana yaptığınız yardımlar için hepinize teşekkür ederim. Senin gibi çalışkan bir çocuğa ne yapılsa yeridir evladım. Sağ ol. Bizi utandırmayacağını ben biliyorum. Bütün müzik otoritelerini yarın akşamki ilk geceye davet ettim. Dost, düşman herkesi. Rakiplerimi bile. İrili ufaklı bütün gazino sahipleri yarın akşam orada olacak ve de seni dinlemeye gelecek. İki kişi hariç. Değil mi Hamdi baba? Başlama gene evladım. Bu mutlu günün arifesinde keyfini kaçırma gene. O gün de gelecek. Öyle değil mi Cemal? Sıra ona geliyor zaten. Ha, tabii. Ne iyisin. Nasıl böyle iyi olabiliyorsun? Senin iyiliğinden evladım. Hadi bakalım yarın akşamın başarısına. Gelecek mutlu günlere. Bizi düşünüp sevenlere. Anneme. Saçının heykeline sevdalıyım sevdalı. Gözlerinin rengine, sesinin ahengine. Saçının heykeline sevdalıyım sevdalı. Bu bizim Hamdi değil mi? Hı hı. Demek bu yeni yetişmenin hocası o. Dün akşam gördüm yine sarıldım ellerine. Dün akşam gördüm yine sarıldım ellerine. Vicdansızım birine sevdalıyım sevdalı. Böyle zalim birine sevdalıyım sevdalı. Gözlerinin rengine, sesin yahengine, saçının heykeline sevdalıyım sevdalı. Gözlerinin rengine, sesin yahengine, saçının heykeline sevdalıyım sevdalı. Gözlerinin rengine, sesin yahengine, saçının heykeline sevdalıyım. Bu çocuğu kaçırmışız. Aklınız neredeydi? Hamdi bize haber vermeden Cemal'le anlaşmış. Olmaz böyle şey. Bu çocuğu ben istiyorum. Ne yapıp yapın işi bitirin. Bu ses bizi mahveder. Beni bugüne kadar böylesine duygulandıran bir ses duymadım. Bu çocuğun sesinde adeta bir büyü var. Dinleyeni kendisine bağlıyor, esir ediyor. Nasılsınız Suat Bey? Bir arzunuz var mı? Sağ ol Cemal Bey. Bu sefer sen atlattın bizi. Gerçekten bu çocuk bir harika. Beni onunla tanıştırır mısın? Tabii emrin olur. Birazdan kulise buyurun. Demek genç kabiliyetimiz Halil sensin. Evet efendim. Sesin çok güzel. Seni çok beğendim. Yarın akşam senin için bizim evde bir parti vereceğim. Ama bilmem ki Cemal Bey ne der? Sen ne dersin Cemal? Matineden sonra geliriz. Sana hayır diyebilir miyiz? Öyleyse anlaştık. Yarın gece bizdeyiz. Hadi hoşça kal. Bu Suat Bey kimdir Cemal Bey? Bizim tek rakibimiz. Gazinocu. Eskiden bir inşaat şirketinde muhasebeci mi, müdür mü neydi?
Sonradan girdi bu işe. Öyle değil mi Hamdi Bey? Öyle. Sonra da girdi ama pir girdi. Sanki onu bir yerde görmüş gibi. Hiç yabancı gelmedi bana. Nereden tanıyacaksın oğlum? Suat Bey o. Sen o dünyanın adamı değilsin. Bilmem. Öyle geldi bana. Hadi Hamdi, stüdyoda yeni yaptığımız plan bandını TV'ye koy da Halil'in yeni şarkısını dinleyelim. Başla, hemen şimdi koyarım. Hamdi seninle biraz konuşalım. Bu çocuğu ben istiyorum, anlaşıldı mı? Hiç değişmemişsin. Hep sen, hep birinci. Tekel sen olacaksın. Bu ormanda kral olmak kolay değil. Avını kimseye kaptırmayacaksın. Kaptırırsan bir kere sonu gelmez, gidersin güme. Dedim ya, hiç değişmemişsin. İnsanlar aya gidiyor, sen hala orman kanunlarını uyguluyorsun. Aya giden benim insanım değil. Ben kendi toplumumun kanunlarıyla ayakta dururum. Bana ne gavurun kanunundan. Ben kendi işimi bilirim. Benim bildiğim bu. Peki ne veriyorsun ha? Biz de yaşamak için çabalıyoruz bu ormanda. Cemal'in verdiğinin 3 mislini. Artı sana %20. Bak işte o zaman iş değişir. Aferin sana. Zaman seni eğitmiş. Yola gelmişsin abi. Hamdi baba. Ha? Bu ihtiyarı kandırmak ne de kolay değil mi? Güçsüz çünkü. Zamanı yok. Treni kaçırmış bir kere. Ne koparırsam kar diyor. Siz de bunu biliyorsunuz. İnsanların zayıf yanını bildiğiniz için de onları kullanıp basamak yapıyorsunuz. Bizi mi dinliyordun oğlum? Evet. Bütün konuştuklarınızı istemeden kulak misafiri oldum. Keşke olmasaydım. Bunu nasıl yaparsın Hamdi baba? Sana saygım olmasa... Bak dinle evladım, yavrum. Biraz dinle, anlayışlı ol. Niye böyle hırçınlaşıyorsun evladım? Bana evladım demeyin. Ben kimsenin evladı değilim. Hadi gel Hamdi baba, gidiyoruz.
Ne oldu? Onu hiç böyle görmemiştim. Halil'i kızdırdık galiba. Hamdi şimdi onu yatıştırır. Çocuk işte. Fazla heyecanlı. Ben gidip bakayım. Hoşça kalın Suat Bey. Görüşelim. Tekrar beklerim. Gene ne oldu Suat? İş icabı ama olmadı. Sen kazandın Cemal. Kutlarım. Bunu bekliyordum. Ne oldu gene oğlum? Onlar kazandı anne. Hani sen hep dersin ya masallardaki gibi. İyilik perisi kazandı. Kazandılar mı acaba? Ne düşünüyorsun Halil? Annem. Çok mu özledin? Hem de pek çok. Baş başa vermiş, ne konuşuyorsunuz bakayım? Annemle. Hayatta tek bir arzum var. Onu yaşadığı hayattan kurtarmak. Buraya yanımıza almak. Cemal amca. Bunun vakti gelmedi mi daha? Geldi oğlum. Geldi de sen bilmezsin. Ya babalığın razı olmaz, zor çıkarırsa? Zoru yenmek güç mü? Her şeyin bir çaresi vardır. Çare nedir? Söyle Hamdi baba, çare nedir? Suat Bey'in dediği gibi onun kanunlarını uygulasak. Para, para çözmez mi bunu? Para her kapıyı açar oğlum. Anlaşıldı. Hiç hoşuma gitmese de bu yola başvuracağız. Yarın yanınıza iki adam vereceğim. Yeteri kadar da para. Benim arabaya gider. Anneni alır diyorsunuz. Sağ ol Cemal amca. Sen amcaların en güzelisin. Hadi Hamdi baba. Gidiyoruz. Pınarca, annemi alma. Geldim buraya. Alıp götüreceğim. Hemen boşanmaya razı olursan 5 milyon vereceğim. Anamı hemen götüreceğim. İyilikle olmazsa kötülükle, kaba güçle. Her şeyi hazırladım, öyle geldim. Kararım karar, iyi düşün. Para az mı geldi? Aç gözün doymadı mı? 5 milyon daha veriyorum. Hepsi 10 milyon eder. Nasıl, yeter mi? Razı mısın? 5 milyon daha ver. Hediyeyim sana. On milyonu ben ödeyeceğim. Üstünü siz ödeyin. Ve Jale Hanım beni bağırlarına bastı. Bir köylü kadınını şehirli yapmak için elinden geleni artlarına koymadılar. Evleri sanki bizim evimiz olmuştu. Yanlarından ayırmadılar bizi. Cemal Bey, Jale Hanım,
Hamdi Baba ve biz mutlu bir aile olmuştuk. Beni yedirdiler, giydirdiler. Artık tam bir şehir kadını olmuştum. Halil akşamları gazinoda programa çıkıyor, biz de çoğu defa onu izlemeye gidiyorduk. Adısına basıyor. Emine'nin biraz önce halini görseydiniz saadetten etekleri uçuyordu. Herkesi çağırdım bu gece. Gazetecileri, eşi, dostu. Herkes gelecek. Suat Bey'i de çağırdın mı? Tabii tabii. Kralı bu geceye çağırmamak olur mu hiç? İşte gelinle damat geldi. İnşallah oğlumu damatlığı da görürüm. Allah günleri nasip eder. Amin, amin. Hadi arabaya bekliyoruz. Gelinizi bir bırakın çocuklar. Bir şey unutmadınız değil mi? Hadi bakalım buyurun. Hadi buyurun, hadi buyurun. Emine, dur kaçma. Nihayet buldum seni. Suat. Çok aradım seni. Çok sordum. Köyü terk etmiş gitmişsin. Seni bulmak için başvurmadığım yer kalmadı. Çok bekledim seni Suat. Ama gelmedin. Niçin? Niçin gelmedin? Günler, geceler boyu bekledim. Hani geleceğim demiştin. Anlatması zor Emine. Bir iş geldi başıma. Bir süre tutuklu kaldım. Çıkınca da seni bulamadım.
Ya Rabbi, Halil benim çocuğum demek, benim evladım. Çekil ana, Halil yapma. Ameliyat başarılı geçti avukat bey. Geçmiş olsun. Büyük bir şans eseri, kurşunlar fazla zarar vermeden çıkarıldı. Birkaç güne kadar sanırım ayağa kalkar. Merak edecek hiçbir şey yok. Asıl işin zor yanı bundan sonra başlıyor doktor bey. Anlat Halil'im. Yaptığımdan pişman değil. Onu öldürmem lazım. Karşıma çıksa gene vururum. Halil oğlum, baban o senin. Evet duydum. Kulaklarımla duydum. Bir an hızlı bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden onun yüzünden çektiklerimiz geçti. Anneme çektirdikleri. Bilerek vurdum. Ne geldiyse başına oğlum hep benim yüzümden geldi. Ne olur ağlama. Emine, hani söz vermiştin bana? Hani ağlamayacaktın sen? Hayır oğlum, üzülme. Her zaman böyle değil. Seni görünce dayanamadı. İnşallah yakında sen de bizlerle beraber olacaksın. Suat Bey yaşıyor. Yarısı ağır ama kurtulacak. Bu da senin kurtulman demektir oğlum. Ben sizler için üzülüyorum. Yaptığımdan sizler için utanıyorum. Beni mutlu etmek için elinizden geleni yaptınız. Ama ben size ne yaptım? Hiç. Ben çevremi mutsuz etmek için yaratılmışım sanki. İşte anne. İşte sizler. Ben olmasaydım bütün bunlar olur muydu hiç? Bir piç olmanın ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Kurulu düzeni bozmak, insanların huzurunu kaçırmak, istenmeyen, kabul edilmeyen olmak. İşte ben. Bunlar ne biçim sözler? Seni ben istedim. Ben istedim de sana can verdim. İhtimden, kanımdan hayat verdim. Seni ben istedim ben. Eğer bunda bir suçlu varsa o benim oğlum. Sana hayat veren annen, ben, Emine. Ne düşünüyorsunuz? Karar ne olabilir sizce? Doğrusunu istersen ben umutlu değilim. Gazetecilere bile çekinmeden hiç pişman değilim. Karşıma çıksa gene vururum diye beyanat veriyor. Ne de olsa daha çocuk. Onun sözüne bakılır mı? Babasının oğlu. Tıpkı bana benziyor. Ben de onun yerinde olsam aynı şekilde davranırdım. Böyle hareket ettiği için onu şimdi daha da çok seviyorum. Onun yaptığı iş hislerine kapılıp şuursuzca bir anlık bir çılgınlıkla yapılan bir iş değil. Bilerek, isteyerek, inanarak yaptı. O aptalca değil akıllıca davrandı. Ona bu yaraşırdı. Yıllarca alnında taşıdığı namus lekesini ancak böyle silebilirdi. O silahın tetiğini çekerken annesinin ve kendi namusunu temizledi. İsteyerek ve bilerek yaptı. Fakat bu derece düşüncesini açık söylemek aleyhinde olacak. Öldürme kastıyla ateş etmek. Bu suçun cezası çok açık. Kurtulması çok zor. Yarın son celse hakim karar verecek. Kurtulmalı. Muhakkak bir çaresini bulmalı. Elinden ne gelirse yap. Oğlumu muhakkak kurtarmalıyım. Allah önünde de kul önünde de biliyorum ki suç onun değil. Benim. Belki sizin şahitliğiniz karara tesir edebilir. Burada oğlunun yaptığı hareketi savunan bir baba olarak söz alıyorum. Şahit değilim. Çünkü onun bensiz geçirdiği yılların şahidi olamadım. Çok istedim. Çok arzuladım. Çok aradım ama onları bulamadım. Zavallı bir anayla oğlu, acımasız kaderleriyle yalnız tek başlarına bıraktım. Gaddar insanların insafsız yargıları karşısında savunmasız bıraktım. Şimdi
Geç de olsa onları bana savunma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Halil'e piç dediler. Yıllarca alnında o lekeyle yaşadı. Silinmeyen, silinmeyecek bir namus lekesi taşıdı. Toplumdan kovuldu, horlandı, aşağılandı. Ona sıra kahpe dediler. O her yerde, her zaman bir kahpenin çocuğuydu. Orospu çocuğuydu. Şimdi düşünüyorum da, oğlunun annenin çektiği acıları düşünüyorum da, kendimden nefret ediyorum. Bu aşağılık adamın, yani benim bulamadım, kaybettim deyip işin içinden kolayca sıyrılmasına, korkaklığına, yapamazlığına değil, acı gerçeklerden kolayca kaçmasına kin duyuyorum. Geç de olsa gerçeği anladım. Görüyorum o gerçeği, açık seçik. Ölmeliydi o adam. Ben çoktan ölmeliydim. Benim cezam buydu. Halil çok geç kaldı bu cezayı vermek için. O değil, toplum yakalayıp bana bu cezayı vermeliydi. Bu ana oğlun çektikleri yoksa nasıl ödenecekti? Kim ödeyecekti? Sayın hakim, eğer bütün bunlarda bir suçlu varsa işte o benim. Zavallı çilekeş oğlum değil. Evet, evet ben de biliyorum. Büyüye el kalkmaz. Hele babaya anaya kalkan el taş olur. Ama bana kalkan el oğlumun eli değildi. Çoktan hak ettiğim cezayı vermek için kalkan ilahi adaletin acımasız, kararlı, hak dağıtan eliydi. Adaletin o kılıcı geç kaldı beni cezalandırmak için. Şimdi size yalvarıyorum. Adaletinizi dağıtırken eliniz titremesin. Sıkı kavrayın o ilahi terazi. Bir kefesine oğlumun çektiği acıları, anasının ıstıraplı yıllarını koyun. Bir kefesine de benim kaçak babanın onlara yaptıklarını, çektirdiklerini koyun. Ondan sonra kararınızı verin. Oğlum suçsuzdur sayın hakim. Buna Allah da kul da şahittir. Eğer bir suçu varsa bana karşı, ben onu affettim. Hepiniz, hepiniz şahidim olun. Allah önünde, adalet önünde affettim. Affediyorum. Söyleyin bana, sorun bana. Söyleyin. O beni affediyor mu acaba? Baba. See?
Yaktın yandır, dön beni.